Lay's 44 vatoz işte bildiğiniz. Bu bugün bunları neyle takas ettim biliyor musunuz? Bunlardan bir tanesini büyük bir Japon vardı, teleskop. Götürdüm onunla beraber takas ettim bir tanesini. Diğerini de kendim aldım gördüğünüz gibi. Bunlar bugün aldıklarım. Bir de dün getirdim aynı yerden. Karın kışın ortasında yürüttü beni ya. Onlardan biri şurada. Nereye gittin lan? Bunlardan biri burada. Diğeri nerede? Diğeri zaten hep kayboluyor. Heh, buradaymış. Diğeri de burada arkadaşlar. Bütün izleyenlere selam olsun. Dostlar bugün sizlere gerçekten çok güzel, enteresan bir video hazırladım. Bugün arkadaşlar size gittim, paraya kıydım. En pahalı, en böyle kazanda bulabileceğiniz en pahalı vatozu aldım. Nedir aldığım vatoz? Kazanda bulabileceğimiz en pahalı vatoz ne? Lay's 44. Lay's 44 yani L serisinden çok güzel bir vatoz. Gerçekten en çok böyle alınan, en çok böyle sevilen, herkesin almak istediği, hayran duyduğu bir balık. Ben hiç bunu bir gün alacağımı, büyüteceğimi hiç hayal etmemiştim derken 4 tane oldu elimde. Evet biraz yaşları küçük yavrular ama büyük boyutunu alamam. Şu kadar parmak kadarı 200-250'den başlıyor yani fiyatları. Biz de inşallah eğer videodan sonra nazar değmezse sizin maşallah çok ihtiyacımız var şu anda. Çok güzel balıklarımız. Umarım almıştım. Bir tane üreticimiz Murat abimiz var. Sağ olsun çok iyi bir insan. Bugün onunla da video çektik hatta. Yakın zamanda da video çekeceğiz daha doğrusu. Üretimhanesi var. Çok iyi bir üretici. Kazandı üretim işiyle uğraşıyor. Balık üreten çok sınırlı insanlardan. Bu hobinin devamlılığı için balık üreten çok sınırlı insanlardan. Video kayıt devam. Bu hobinin devamlılığı için çok değerli insanlardan bir tanesi. Üretimine başlamayı düşünüyorum. Lay's 44 çünkü şu anda çok az kişi de var Lay's 44 kazanda. Kazan civarında. Ve bunlardan biri olarak bunları hemen boylandırıp satmak istemiyorum. Boylandırıp yavru alacağım. Ve bu şekilde üretimin devamlılığını sağladığınız zaman hem Lepistes hem de vatoz üzerinden bayağı zengin olmanın hayallerini kurabiliriz. Neler yapacağız inşallah. Şimdi peki şey açıklamak istiyorum, bir şey söylemek istiyorum. Ben bunları yavruluğa koydum. Neden yavruluğa koydum? Çünkü işte bu ikisini yavruluğa koydum. Çünkü bunların yaşı çok küçük. Yavruluk. Bu yüzden yavruluğa koydum. Yaşları çok küçük. Yem ulaşamayabilirler falan. Ama diğer ikisini de akvaryuma saldım. 4 tane vardı. İkisini yavruluğa koydum. İkisini akvaryuma koydum. Soracaksınız şimdi. Madem bu ikisini yaşı küçük diye yavrular koydum. Diğer ikisini niye akvaryuma saldın diyeceksinizdir. Bunu neden yaptığımı şöyle açıklayayım. İlk önce kayıt devam ediyorum ona bakayım. Şu yüzden yaptım bunu. Şimdi şöyle bir olay var. Çok merak edilen bir olay. Ben de denemek istedim. En iyi vatoz yavrulukta mı boylanır yoksa akvaryumda mı boylanır? İnsanlar şöyle düşünüyor. İşte bazı insanlar diyor ki akvaryumun içinde yemi bulamayabilirler. İşte daha yaşı küçük. Vatoz sonuçta çöpçülerle falan, çöpçülerden yem kalmayabilir, bilir falan, yumurta sarısına ulaşamayabilir falan diye düşünüyorlar. Bazı insanlar da diyorlar ki, yavrulukta işte yemi sıkarız, çabuk alışırlar, işte uzun alışır, ulaşırlar. Diğer balıklar müdahale etmiyor. Küçük alanda yeme daha çok ulaşırlar, oksijeni daha çok alırlar gibi düşünüyor. Bazı insanlar da akvaryum içinde daha çok boylanacağını hacimden dolayı düşünüyor. Ben bunu bir denemek istedim. İkisini buraya koydum, ikisini buraya koydum. Bakalım ikisini de eşit bir miktarda besleyeceğim. Bakalım hangisi daha çok boylanacak. Bana soracak olursanız Allah deneyip sizinle beraber göreceğim. Kayıtta neyimiz varmış, elimizde nelerimiz varmış. Lay's 44 vatoz işte bildiğiniz. Bugün bunları neyle takas ettim biliyor musunuz? Bunlardan bir tanesini büyük bir Japon vardı, teleskop. Götürdüm onunla beraber takas ettim bir tanesini. Diğerini de kendim aldım gördüğünüz gibi. Bunlar bugün aldıklarım. Bir de dün getirdim aynı yerden. Karın kışın ortasında yürüttü beni ya. Onlardan biri şurada. Nereye gittin lan? Bunlardan biri burada. Diğeri nerede? Diğeri zaten hep kayboluyor. Heh, buradaymış. Diğeri de burada arkadaşlar.
Şimdi ben bunları size gösterirken biraz da şöyle bir beyaz kovaya falan mı koysam diye düşündüm de sonradan vazgeçtim, ne gerek var. Yumurta sarısı verdim az önce. Oh, afiyetle yediler. Yeni suyunu alıştırdım, yeni koydum. Vallahi akvaryumda pislenmiş, bugün bir dip çekim yaparız. Suyunu da şeyden dolayı alıştırma yaptım ya bunlara. Yani ben bir alıştırmada şu kadar su harcıyorum. Yani bu 10 litre eder. 10 litreden fazla eder bu. Ben alıştırmasına, su alıştırmasına çok önem veririm. Vatoz dahi olsa. Hele LA144. Bunun arkadaşlar şu kadarı, sadece parmak kadarı 200-300 lira. Ve ben bunu yavruyken aldım. Boylandırıp üreterek satacağım yani. Üreteceğiz bakalım. İşte teleskopumuz buradaydı. Onu da postalamak zorunda kaldık bunlar için. Yani LA144'de değer. Büyük de bir teleskoptu. Burada Lepistes yavrularımız. Çöpçü. Bunların üretimine başlamayı düşünüyordum aslında. Bronz çöpçü üretecektim. Sonradan vazgeçtim. Yapamam diye. Şimdi size anaç Lepistesleri de göstereyim. Ha, bakın burada da anaç Lepistesler var. Bunlar burada kısa süreliğinde duracak. Bunlardan yavru aldıkça oraya aktaracağım. Buradaki anaçlar, işte yavru vereceklerini alıyorum. Oradaki yavru akvaryumuna koyuyorum yavruları. Burada da Lepisteslere bakıyorum. Bu videomda sizlere ama LA144 vatozları göstermek için başlattım. Yani LA144 vatoz ne demek ya? Yani çok değerli bir vatoz. Bunu bana veren üretici de çok iyi bir abimizdir. Onun da Facebook'tan ulaşabilirsiniz onlara. Ona da alışveriş yapabilirsiniz ondan. Onun da Facebook linkini oraya koydum. Açıklamalar kısmına oradan ulaşabilirsiniz. Bu LA144 yani ne bileyim, Azmet abiden 200'e aldığım akvaryumun içine hiçbir zaman düşünmemiştim. Toplam kaç lira var burada? 400. Bunlar büyüdüğünde toplam 500-600 liralık değerinde olacak bunlar. Bir toplam 500-600 lira değerinde olacak. Yani hiç düşünmezdim Azmet abiden aldığım 200 liralık akvaryumun içinde 600 liralık servet koyacağımı. LA144 vatoz besleyeceğimi hiç düşünmezdim hele. Yani hobiye yeni başladığım sıralar bu vatozlar benim için hayalden ibaretti. Çok efsane bir şey ya. Ve bunu teleskop bir Japon'la takas etmem apayrı bir şeydi yani. Peki ama en değerlisi ne biliyor musunuz? En güzeli ne biliyor musunuz? Bilmek, bu hobiye devam eden insanların olduğunu bilmek iyi bir duygu. Çok güzel bir duygu. Yani bunun hakkında daha güzel videolar çekeceğim. İşte LA144 üretimi gibi, LA144 boylandırma gibi. Aynı zamanda o üretim yapan Murat abinin de üretimhanesini en yakın zamanda gezdireceğim size. Linkini aşağı koyarım o abinin Facebook linkini. Oradan ulaşabilirsiniz. Benim linkimi de koyarım belki. Evet. Bugün sizlere LA144 vatozlarımı gösterdim. 4 adet. Kanalıma abone olup like atarsanız bizi çok ama çok sevindirirsiniz. Hoşçakalın.